Issız kuytu köşelerden andolsun ki döneceğiz. Evet Orhun, vaktiyle Göztepe taraftarının isyan marşında söylediği gibi Ferrari'de ıssız kuytu köşelerden döndü mü? Göztepe'nin döndüğü gibi Ferrari'de döndü hocam. Ferrari efsane döndü hatta. Şöyle söyleyeyim, ilk 3 yarışta özelinde baktığımızda Leclerc'in 2 yarışta birinci, bir yarışta ikinci olması, Sainz'ın da iyi sonuçlar alması, genel olarak Ferrari'nin o eski kudretli günlerine İhtişam döndüğünün mı? Göstergesi. Hatta Mark Binotto'ya, takım patronuna soru soruluyor işte Leclerc'in şampiyonluğuyla alakalı. Diyor ki Leclerc'e artık şampiyon olacağı arabayı verdiğinizi düşünüyor musunuz? Binotto da diyor ki ben ona şampiyon olacak arabayı verdim, artık sıra onda. Sıra artık Leclerc'te hocam yani. Leclerc tabi biraz daha birinci pilot gibi, Sainz bir tık daha geride kalıyor. Dolayısıyla bakalım, göreceğiz. Şu an Ferrari dolu düzgün yoluna devam ediyor. Tabi diğer ama araçlarda da, firmalarda da sıkıntı var. Tabii. Yani Mercedes araç zıplıyor. Evet. Verstappen aslında, iki yarışı bitiremedi. Aslında şöyle, her araç zıplıyor. Ya yani o zıplama sorununu, bouncing sorununu çözen takım bu sene iyi sonuç almaya muktedir. Yani mesela o bouncing problemini başta McLaren çözememişti. Şimdi son yarışta biraz düzeltti gibiler. Onun dışında Alfa Romeo beklenilden çok iyi sonuçlar alıyor. Bottas'ın da oraya gidişiyle tabii. Orada ama şey de var işte, o Ferrari motoru kullanan takımlar. Haas da mesela beklenenden daha iyi. Magnussen 12 puan topladı. Tabii. Ya bir de zaten motor üreticisi sayısı Formula 1'de belli. Hı-hı. İşte Renault'un var, Mercedes'in var, Ferrari'nin var. 3-4 tane motor üreticisi var. Onların motorları da tüm organizasyon dönüyor. Genel olarak dediğim gibi Ferrari döndü gibi. Bakalım. Şimdi 2017 ve 2018'de de yanılmıyorsam Ferrari yine iyi giriş yapmıştı, evet, ama sonradan Vettel'le Raikkonen ikilisi varken. Sonra işte bu güncellemelerle beraber falan, evet, Ferrari geride kalmıştı ve Hamilton şampiyonluğu almıştı. Şimdi yavaş yavaş işte Red Bull ve yani aslında şöyle, sezonun en başından itibaren en önde olmak sanki bu sporda çok da avantajlı değil. Tabii. Hani Arap atı misali mi derler? İngiliz atı mı derler? Aynen. Hangisi? Arap atı. Arap atı. Biraz daha zaman geçtikçe açılmak sanki daha sağlıklı gibi. Burada acaba Ferrari bir yanılgıya düşer mi? Yani hani bir 3-5 yarış sonra ya da 7-8 yarış sonra. Şöyle ki Formula 1 araçlarında belli başlı önemli noktalar var. Mesela genelde sezondan önce şöyle çalışmalar yapar Formula 1 işte magazini diyeyim. Bazı pistler Mercedes avantajlıdır, bazı pistler Red Bull avantajlıdır gibi. Hı hı, tabii. Geçen öyle bir şey gördüm. Ferrari'nin şu anki motor performansıyla, şu anki tur süreleriyle yani önde olmadığı pist neredeyse yok. Yani o yüzden bunun avantajını çok iyi kullanacaktır Ferrari. İyi şekilde de gidiyorlar ama tabii öbür taraftan da Mercedes'i, Red Bull'u hafife almamak tabii lazım. Toto Wolff'ün ve Christian Horner'ın her zaman bir arka ceplerinde bir iki numarası vardır yani. Her türlü çıkarırlar. Tabii bir ve yani bu sene aslında 2'den 3'e çıkacak mı derken rekabetçi takım sayısı şampiyonluk için bu ilk yarışlar hani Mercedes'in sorunları, Red Bull'un işte o güç ünitesindeki sıkıntılardan ötürü. En son zaten Verstappen'inki de yandı yine zaten. Yolda kaldı. Biraz böyle hani nasıl söyleyeyim, yarışlar cidden güzel geçiyor. Tabii. Avustralya yarışı biraz daha sönük geçti ilk iki yarışa göre ama yani Ferrari'den sonra Red Bull ve Mercedes de tam güncellemelerini tamamlarsa müthiş yarışlar izleriz bu sezon. Arka tarafta da işte mesela geçen sene bu Vettel Raikkonen Alonso çekişmesi vardı. Evet. En çok geçiş onlar arasında oluyordu. Evet. Arka grupta da güzel çekişmeler var. McLaren'de biraz daha toparladı. Güzel bir F1 sezonu olacak. İnşallah bize sene içerisinde bol bol F1 konuşma fırsatı buluruz. Şimdi F1 demişken sen benden çok daha iyi bir F1 izleyicisi ve takipçisisin. Teşekkür ederim. Böyle unutamadığın bir F1 olayı var mı? Formada? Var. Hiç sorma, var. 2007'ydi yıl. Spygate. Bayağı böyle şey. Spor tarihinin en yüksek tazminatını ödemişti McLaren. O zaman McLaren Mercedes Vodafone takımıydı. İşte Hamilton'la Alonso yarışıyordu. Hikayenin diğer tarafında da Ferrari var. Konuyu direkt kısa özet geçmem gerekirse Ferrari'nin Schumacher'li yıllarında Jean Todt ve Mike Rost muydu? İkisi, evet. O ikisi takım patronuydu. Mia Schumacher vardı. Bir de baş teknikerleri vardı. Schumacher gittikten sonra bu iki takım patronu da takımdan ayrılıyor. Tekniker tek başına kalıyor. Tekniker de sonra dolayısıyla zaman içerisinde Ferrari'de mutsuzlaşıyor. O sırada bir Formula 1 dergisine açıkça beyan ediyor. Burada mutlu değilim diyor. O sırada da bu baş tekniker beyefendinin önceki takımdan arkadaşı McLaren'da tekniker olmuş. O haberi okuyunca diyor ki gel kardeşim diyor, ya sen diyor her türlü diyor bir şeyler yapalım. Adam da gidiyor Ferrari'nin kırmızı kaplı kitabında aracın her şeyinin olduğu belgeyi McLaren'a gönderiyor. Olay nasıl ortaya çıkıyor? O McLaren'daki beyefendi eşine veriyor. Diyor ki git bunu CD'ye çektir. Tekniker. Evet, baş tekniker.
Eşine veriyor, git bunu CD'ye çektir diyor. McLaren'ın üssü olan İngiltere'nin o beldesinde ya da yöresinde diyeyim. Hanımefendi gidiyor, bula bula İtalyan kırtasiyeciyi buluyor. Tabii İtalyan kırtasiyeci o belge üzerinde Ferrari'nin logosunu gördüğü an hemen şeye Ferrari'nin takım patronuna mail atıyor. Böyle böyle bir şey oldu. Sonra McLaren buna karşı çıkıyor. Diyor ki böyle bir şey olmadı. Ya oldu da bu aldı da bunları. Biz aracımızda bunların hiçbirini kullanmadık. Tabii neyse olay böyle devam ediyor. Şey yapıyor. Bir yarışta Alonso kendi takım patronuyla bir kavga etme durumu oluyor. Diyor ki bu skandalın hepsini giderim. FIA'ya söylerim. Seni burada rezil ederim diyor. Takım patronu da Alonso'yu şey yapmamak için FIA'yı arıyor. Diyor ki Alonso sana böyle böyle bir şey diyecek. İnanma. Tabii FIA patronu da kurt. Oradan alıyor zaten muhabbeti. İyice detayına indiklerinde versek tüm pilotlar, tüm şeyler herkes biliyor. O yani kırmızı kaplı defter böyle bardak altlı olmuş McLaren'ın şeyinde yani. Tesisinde. Ya. Ondan sonra velhasıl en son FIA diyor ki pilotlara, Alonso ile şeye, Hamilton'a. Gelin bildiğiniz her şeyi anlatın. Size bir şey olmasın. Takımı biz yakacağız ama yani. Siz ama anlatmazsanız, ortaya sizi çıkarsa sizi perişan ederiz. Bunlar da gidiyor her şeyi anlatıyor. McLaren'ın o zamanki tüm puanları siliniyor. Pilotların puanları kalıyor ama. Son yarışa gidiyorlar. Son yarışta ama ilahi adalet tecelli ediyor. O sene Raikkonen'in, Alonso'nun ve şeyin Hamilton'ın şampiyonluk şansı vardı. Raikkonen yarışı kazanıyor ve bir puan farkla şampiyon oluyor. Ve tabii bunun da sonunda ceza olarak McLaren'a 100 milyon dolar tazminat cezası kesiliyor fiyat tarafından. Bu da böyle bir unutamadığım bir adı. Çok kısa anlatacağım dedim ama biraz uzattım. Yani mevzu derin olduğu mevzu için çok biraz derin. Uzadı ama ya hiç daha sıkıntı var, değil. Daha böyle Formula 1 dediğimiz bir şey spor. Ya. Entrika. Bak Roma. Roma. Antik Roma var ya. Büyük Roma. Bildiğin abi. O Roma yani. Aynen. Cidden entrikası, stratejisi, şey dedikodusu çok olan bir spor ve tabii. Bu yüzden de çok daha keyifli çok bir motor sporu. Tabii ki. Şimdi Formula 1 kısmını geçelim. Tamam. Ve NBA'lerde playoff öncesi play-in'ler oynanacak. Evet, oynanacak. Normalde sen bugün kırmızı bir şeyler giyecektin Ferrari için. Ben de Lakers. Ben sadece kravatımı bulabildim kırmızı. O yüzden kırmızı kravat Lakers taktım. Lakers tabii play-in yapamadı. Playoff'ta da yok ama evet. Son bir defa sezonda giymiş olalım diye ben de bu sweat'i mi diyeyim artık tercih ettim. Şimdi Doğu'da 7. Brooklyn oldu. 8. Cleveland oldu. 9. Atlanta, 10. Charlotte oldu. Tamam. 7 ve 8'in maçı bizim programı çektiğimiz yani salı günü gece oynanacak. Cavaliers Brooklyn. Evet. Maçın kazananı 7. olacak ve Boston'la oynayacak. 8. olan da 9-10 galibiyle oynayacak. Cleveland Brooklyn maçı sence ne olur? Brooklyn ben favori görüyorum Brooklyn'i. Durant olsun, Irving olsun. Kadro kalitesi olarak Cleveland'dan öndeler. Ama 7. olacaklar. Sonrasında Boston'la karşılaşacaklarsa da orada da Boston'ı tabii. İşte orada şöyle bir şey var. Boston'da muhtemelen ilk turu kaçıracak Robert Williams. Time Lord. O yüzden. Ne diyorsun ya? Sen bu haberi kaçırmışsın. Yani Rob Williams olmadığı bir Boston da şanslar belki de eşitlenecek. Rob Williams'ın yoksa pota altın büyük yani sıkıntı Horford da. Var. İşte Horford var. Thais falan var da onlarla olmaz. Yani aynen. Rob Williams şöyle hani geçen Serdar'la yaptığımız programda evet. Ben şu şekilde ifade etmiştim. Boston çok iyi bir savunma takımı. Evet. Ama Rob Williams'ın yokluğu surda bir gedik açtı. Tabii. Bakalım mukaddes mi değil mi onu klasik göreceğiz. Klasik şey olur ya Brooklyn elendikten sonra. Durant Tatum işte Durant tabii. Irving Tatum ya bunların üçü düellolar düello Jaylen Brown aynen, Irving Jaylen düellosu tabii. Tatum Durant şeyi. Ben de buradan yani Cleveland'ı eleyeceğini düşünüyorum. En azından ilk maçta Brooklyn'in. Hı-hı. Ve Boston'a rakip olacağını. Boston'a karşı da bir Game 7 görürüz gibi görünüyor. Batı'da Minnesota Los Angeles Clippers maçı var. Ben Clippers'ı ben de burada görüyorum. Minnesota'nın kazanacağını düşünüyorum. Aslında bir yerde risk alıyoruz. Çünkü bu program yayına girdiğinde muhtemelen bu maçlar bitmiş olacak. Evet. Ama ben Minnesota Timberwolves'un Karl Anthony Towns önderliğinde. Evet müthiş bir senin sezon geçiriyor. Anthony evet. Edwards'la beraber. Anthony Edwards da var. Clippers'ı alt edeceğini düşünüyorum ve burada da Memphis karşısında iki takımın da çok şansı yok Jay gibi. Morant Memphis'te değil mi? Evet. Doğu'da Charlotte Atlanta oynayacak 13'ünde. Burada ben Trey Young'ın aynen, üstün Atlanta'da, geleceğini... Atlanta. Atlanta'da Trey Young tek başına maç alabilen bir oyuncu. O yüzden Trey tabii. Young etkisiyle yani burada Atlanta, Trey Young, LaMelo evet. Ball kapışması olacak ama Charlotte'da Hayward olmadığı zaman LaMelo Ball'un da biraz işleri zorlaşıyor. O yüzden ben Atlanta'yı... O top kullanma şeyiyle LaMelo'ya her topu verdikten sonra adamın da canı var ya. Bir yani. Yerden sonra yoruluyor. Trey o konuda biraz daha dirençli. Tabii. Ya bu arada zaten şu an şunun farkına varmış olduk. Basketbolda
özellikle NBA'de yıldızlar üzerinden hep şey yapıyoruz. Takımın diğer parçaları da tabii pek tabii önemli. Önemli tabii ama hani ama bu mesela, tek maç olacağı için yıldız önemli. Yıldızlar önemli. Yani Durant oynamazsa Brooklyn istediği kadar oynasın. Tabii, ne yapacak yani? Tabii. Batı'da da San Antonio Spurs New Orleans Pelicans oynayacak diğer play-in maçını. Ben de burada her ne kadar nop bir adım önde görünse de San Antonio'nun bir sürpriz yapacağını San düşünüyorum. San Antonio'nun adı yeter hocam. Hadi San bakalım. Antonio'nun adı yeter. Tim Duncan'ların, Tony Parker'ların işte mirası işte var ama. Manu Ginobili'lerin orada ruhu gezer o AT&T Center'da. Öyle ama aynen. İşte yani şöyle bir şey var ki New Orleans'da işte CJ McCollum, Ingram falan. Tabii Ingram falan. Daha öyle ağır hepsi, basabilir. Yani ruh çağırma seansı boşa çıkabilir. Kazanan 8. olacak. Phoenix diyeceğim. Phoenix yani burada şöyle. Bu maçın galibi evet. Sasnop galibi Clippers Minnesota mağlubuyla oynayacak. Tamam. O maç o eşleşmenin bu galibi. Bu ne karışık olmuş Phoenix. Ya. Çok bu ne karıştı. Böyle ya. Buralar çok karıştı. Kardeşim 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 oynasın bitsin gitsin. Yok öyle zaten ama play'in 7 ve 8'i belirliyor. Bu bubble sezonundan sonra gelmişti. Sen kim biraz... şampiyon olur hocam? Sen bana onu söyle. Favorin kim? İleride konuşuruz. Şu öyle an için erken. Ama bu sene ben Chris Paul bir yüzük alsın istiyorum. LeBron da yokken. Son kısma geldik. Süre ilerliyor. Hı-hı. Biraz soru cevaplayalım. Hadi cevaplayalım. Erhan bu hafta uyumuyor. Bizi bekliyor. Evet. Badminton evet. Topuyla. Evet. Yardımcı yönetmenimiz Erhan. Erhan baba bu şey değil. Dantel değil abi bu. Bu dantel değil abi. Bunun adı ne? Badminton topu değil bunun. File. Adı. Neydi bunun dante. Adı? Dante. Neyse badminton bilgisizliğimiz ortaya çıkmasın. Ya da sen çek. Çek sıkıntı yok. Bakıyoruz. Ömer Yazıcı. Ömer Yazıcı. Futbol sorusu sormuş. Son yıllarda fiziksel olarak Galatasaray'ı onun dönemi dışında hep eforsuz gördü. Tudor hocam Verona ile İtalya Ligi'de bu yıl damga vurdu neredeyse. Galatasaray'da gelecek sezona Torrent'le devam etmeyeceği neredeyse net ve bildiğim kadarıyla Tudor'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Başkan adaylarından birinin Bielsa ile çalışmak istiyor haberleri var. Önünüzde sadece iki tercih olsa ve bunlar da Bielsa ile Tudor olsa kimi tercih edersiniz? Neden? Benim cevabım çok kısa. Hemen tabii. Vereyim mi? Bielsa'yı tercih ederim. Çünkü Bielsa ciddi manada futbolun doğrularını, takımlarına futbolun doğrularını yaptırmaya çalışan ve oyunla kafayı bozmuş bir adam. Türkiye'ye öyle yani oyunla kafayı bozmuş adamlara ihtiyacımız var. Tudor çok güzel bir tempo takımı kurmuştu zamanında Galatasaray'da. Onun ekmeğini yedi. Sonra gönderildi şey evet haklı mıdır haksız mıdır tartışılır ama sonuçta onun kurduğu takım şampiyon oldu. O da bir başarıdır o başarıdır. Bielsa Tudor'a diyorsun yazar. Yani. Ama Bielsa diyor. Ben de Hikmet hocam gibi öyle Bielsa diyor ya. Değil mi? Yani aynen. Bielsa şöyle aslında Bielsa tabii ki daha iyi hoca ama işte bizim ülkemizde Bielsa gibi isimlere ne kadar sabredilir o da soru işareti. Tabii Löw geldi adamı gönderdi. Tabii. Şey ama var ya. Bir de Bielsa'yı bir izlemek kovduğumuz isterim dünya yani. Kovduğumuz dünya şabı. Del Bosque geldik gönderdik tabii, Avrupa tabii. Dünya. Del Bosque'ye Karaköy kasabını dediler burada. Löw'ü gönderdik şampiyon. Mancini'yi gönderdik Avrupa şampiyonu oldu. Tabii. Hep öyle olaylar yani. Yani şimdi yine sevgili kardeşim Heysem sormuş. Sorum Şampiyonlar Ligi'nde olası bir Real Madrid-Liverpool finalinin ardından bu iki takımın ligdeki konumları da göz önünde bulundurulduğunda evet. İkisi de şampiyonla oynuyor. Ballon d'Or 2022 İslam bekçilerinden Benzema veya Muhammed Salah kazanabilir mi? Hashtag GSB Orhun Utkucan. Eyvallah. Serdar Paşa. Eyvallah. Şöyle söyleyeyim. Final Real Madrid Liverpool olursa Ballon d'Or, ya ben Ballon d'Or'u vallahi Salah Ballon d'Or kazanmadı değil mi hayır, daha? Ama ben Messi'yle Ronaldo ama ben Benzema'ya veririm abi ya. Benzema, yani adam, o tek eşleşmenin başına, finali de tek başına Paris Saint-Germain'i eledi tabii, ya. Chelsea'ye de 3 attı. Evet yani ligde de zaten bayağı kesiyor. Farklı önde Real Madrid. Öteki tarafta işte en son bir geçen hafta sonu City şey maçı çok da güzel maç tabii, oldu bu arada. Tabii çok nefis maç oldu. Ardından da Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardı var ya evet, rezalet. Son bir soru daha çekeceğim. Buyur hocam. Ben de bu konuda olası eşleşmede kazanan şampiyonu zaten hep kazanan takım winner alır. Always right yani öyle. Evet. Aydın Bebek hocam önümüzdeki Trabzon Beşiktaş maçının skoru kaç kaç olur? Genel kültür amaçlı soruyorum demiş. Maç geride kaldı. Aynen. Soru kalmış burada. Aydın 1-1 biter. Kesin bilgi. Ben söyleyeyim. Orun çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Güzel program oldu. Güzel cidden iyi program oldu. Formula konuştuk. Futbol dışı konularda konuştuk. Artık yavaş yavaş kapatabiliriz. Arkadaşlar evet. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Haftaya müthiş bomba bir program geliyor. İçeriğimiz çok güzel gerçekten. Türk spor medyasının klişelerini konuşacağız. Neler var neler. Yayını beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum. Paylaşmayı, GSB Gençlik sosyal medya hesaplarına abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Orhun Sülüngür'ün Instagram hesabı Orhun Sülüngür. Kendisini takip edin. Huzeyfe Köroğlu. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.